About Turkey, that he have really tasty tea. Tea, okay. Yeah, and a nice man, for Perfect. Sure. Perfect, nice, thank you. İspanya'ya gidiyorum arkadaşlar. Hello. I've seen that, like, in Turkey, people smile and listening to music in street. Sanırım 8 katlı bu olduğumuz gemi. So I also have a blog on my Instagram. Kuzey Avrupa'nın en iyi korunmuş Eskişehir'i. Neredesiniz? Bodrum. Beğendiniz mi burayı? There are some issues between Turkish and Kurds. Yes. Penisi diyor. Geyik penisiymiş bu. Her yerde kumar masaları var ya. So I can use my Instagram, we will make a video as well. Sure. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Çok hızlı bir videoya başlıyorum. Ay abi, hemen çıkalım. Böyle acil. Buranın adı neydi? Camping Bay for Helsinki. Nerede buranın yeri? Helsinki merkezdeyiz. Tamam. Abileri bulun. Çok güzel yemekler yapıyorlar burada. Ben artık Estonya'ya gidiyorum arkadaşlar. Çok apar topar oldu. 10 dakikaya gidersek yetişirim ya. Buradan 5 dakika ya. Geldi biliyorum. Geldi şu arkadaş. Benim böyle uyum aslında dediğin gibi. Evet. Şey ödemesini ben yaptım. Abi yapmasaydın ya. Eyvallah. Görüşürüz. Sen kendine iyi bak. Görüşürüz. Abi merhaba. Nasılsın Nisan? İyiyiz. Ben de teşekkür ederim ya. Bir tık geç kaldık da biz son saniyede. Kaç dakika gideriz abi buradan? Yaklaşık bir 10 dakika. Arkadaşlar hızlı bir giriş oldu. Estonya'ya doğru yola çıkıyoruz. Helsinki'den bir gemiyle Tallinn'e geçeceğiz. Estonya macerası başlayacak. Çok iyi misafir ettiler burada beni. Çıkarken de burada son dakikada ben Ali abiye misafirdim. Evet. Evinin altında da bu restoranda yemek yedim. Gemide ilginç bir yolculuk olacak. Orada detayları size anlatacağım. Sen ne zamandır buradasın abi? Ben yaklaşık 10 yıldır. Nerelisin? Ben Martin, sen? İzmir. İzmir'e sık sık gelirim. Gider misin? Bizim orada çok akramım var. He. Martin'i çok orada İzmir. Tabii. Midye işindeler. Midye işinde. O Kadife Kale hep Mardin. Evet. Çoğu da benim akrabam. Abi görüşürüz, kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Eyvallah. Gemiyle nasıl bir yolculuk yapacağız birlikte göreceğiz. Nasıl gideceğinizi de anlatayım. Adını tam telaffuz edemediğim bir Etkelö Line gibi bir ismi var. Buradan booking number'a giriyoruz abi. Aynen benim abi. Bu. Ha, buradan kartımı verdi. Güzel. Şimdi buradan bunu basacağız. Açıldı. Arkadaşlar çok hızlı bir giriş oldu videoya. Geç kalacak gibiydi. Büyük bir gemiyle Estonya'ya doğru yola çıkacağız. Yolculuk 2 saat sürecek. Zaten size detayları ben gemide anlatacağım. Markamız budur. Bununla gidiyorum. Sonra yolculuk bizi bekler. Sıraya geçtik. Check-in yaptırdık ama burada tekrardan da herhalde bir son bir gemi kontrol var. Evet. Girişi yapıyoruz artık gemimize. Vay vay vay, gemiye bak. Çok uzun bir yolculuk değil arkadaşlar. 2-2,5 saatlik bir yolculuk. Şuradan arabayla da geçiliyor. Yani feribot gibi de kendi arabanıza da geçebilip alabiliyorsunuz. İçeri girdik ben size. Bak yukarıda diyor ki bar var, şarap yeri var, lounge'u falan var. Burada kabinler var da muhtemelen benimki kabin değil. Ben 22 euro verdim arkadaşlar. Bugün aldım bileti. Bayağı sabah uyandım. Ben dedim Estonya'ya gidiyorum abi. Aldım bileti, çıktım. O nedenle öyle her gün Helsinki'den birçok firma var. Viking Line falan var. Hani daha da farklı firmalar var. İlla burada gelmenize gerek yok. Hadi bakalım. Bak canlı müziğimizi de katmışlar abi adamlar buraya. Yıl 2019'du sanırım. Çok eski takipçiler varsa aranızda hatırlar. Ama gerçekten 5 yıldır falan beni takip ediyor olmamız lazım bunu hatırlamanız için. Arkadaşlar Filipinler'den, Manila'dan Koron Adası'na bir günlük gemiyle gitmiştim. Orayı hatırlattı bana. Varsa hatırlayan yazsın ya. Gerçekten ben de merak ettim, bak var mı bunu hatırlayan diye. Geminin içinde kumarhane var. Bak hemen abi geldi, oturdu, kumarını oynayacak. Böyle arkadaşlar, barın olduğu kısa. Ben de burada bir yere şimdi oturacağım. Bu arada bayağı sahne falan varmış ya burada. Baksanıza, eşyalarımı bırakayım. Çok bir zaman almayacak zaten, dediğim gibi 2 saatlik bir yolculuğumuz var. Ama herhalde bu gemiler işte İsveç'e falan Stockholm'a da gidiyordur. O nedenle daha böyle bir günlük seyahatler için kullanılıyordu. Ben size biraz etrafı göstereyim. Yavaş yavaş artık hani Estonya'ya doğru yola çıkıyoruz. Gösterileri başladı. Bir abi sahneye aldı kendini. Şaraplar maraplar bir şeyler uçuruyor, alıyor, oynuyor. Ceketinden balon çıkarıyor falan. Benim yerim şurasıydı. Umarım eşyalarımı patlatmazlar. Her yerde kumar masaları var ya. Çok ilginç. 2 saatlik yolculuk, adamlar kumar peşindeler. Arkadaşlar yani çok tavsiye vermeyi sevmem ama kumardan uzak durun, ben size söyleyeyim. Çok büyük paraları çok hızlı yiyebileceğiniz bir mecra. Benim tanıdıklarım var bu konuda. Tabii yine sizin bileceğinizdir ama hani bu kardeşiniz eğer ciddi adırsanız bir sigaradan, iki kumardan uzak durun, ondan sonrası bir şey olmaz yani.
diğerlerinin de tadında. Şimdi burası neymiş? Bir de buraya gelelim. Yukarıda canlı müzik var sanırım. Aa, çok iyiymiş ya. Abi gemi bu arada acayip iyiymiş. Bak, barımız var. Canlı müzik. Burada takılıyorlar. Yani 2 saat olsa da ooo uçuyor. 2 saat olsa da çok keyifli vakit geçirtiyorlar. Anladığım kadarıyla. Kamerayı zor tutuyorum şu an, öyle söyleyeyim. Açık denizde ben içeri doğru geçiyorum. Hop. Fiyatları da bir göstereyim. Genel olarak hamburgerler 14-15 euro. Hot dog'lar işte 7'ye var, küçük sosisli. 13'e var menülü. 10-15 euro arasında bir şeyler yiyebilirsiniz. Kahve muffin 5 euro. Bakın. Abi ne güzel solo atıyor ya. Azıcık dinleyelim mi? Sanırım 8 katlı bu olduğumuz gibi. En yukarısını gördük ya, burası müziğin, canlı müziğin olduğu yer. Aşağıda publar var, kabinler var, burada kalıyorlar herhalde. Konferans yeri var. Orada da artık market falan yazıyor. Bakın şurada marketin olduğu kısımlar varmış. Arabayla gelenler için birkaç tane kat ayırmışlar. 22 euroya bence güzel bir hizmet. Buradan gelmişken bir şeyler alalım, araştıralım diyen arkadaşlara. Mesela buradan Tommy'den bir şey alalım. 24 euroya Tommy tişört varmış mesela burada. Bu da 53 euroya Tommy ayakkabı var. Tommy'yi gösteriyorum çünkü diğerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Hele kadın bölümünden hiçbir fikrim yok. Yani bu olduğumuz kısımda barların, eğlencelerin olduğu yerler var. Aşağıda kabinler var. Ondan birazcık da aşağı indiğinizde arabaların park edilen yerlerine. Görüyorsunuz, restoranın olduğu yere de geldik. Burası da Bistro Cafe Satama diye bir yer. Vay vay, çocuk yeri bile yapmışlar. Çocuklu aileler için. Bakın, çocuklar vakit geçirsin diye burada bir yerimiz var. Artı restoranın olduğu kısım. Sandviçler 7 euro. 13-14 euro sanırım büfeden bir şeyler alabiliyorsunuz burada. Yani genel olarak tüm fiyatlar arkadaşlar, yemek için 10-15, içecek için de yine pahalı, o da 7-8 euro minimum şeyimiz var. Bu kadar. Çok da fazla bir şey yok. Ben biraz size etrafı göstereyim. Ondan sonra da Estonya'ya doğru yolculuğumuzu tamamlayıp otelimize doğru yola çıkacağız. Estonya'ya geldik. Tallinn şehrindeyiz. Bakın şu devasa gemiyle geldim ben buraya. Otelimi ayırttım Booking'den. Gelmeden önce bakmıştım yani. Burada arkadaşlar Eskişehir'i gezeceğiz. Tabii ilk önce ben bir otele yerleşmem lazım. Biraz yorgunum. Çok rahat. Oha! Oy, ölüyordum lan. Çocuklar zıplıyor. Ben bak şurada bunu buraya böyle koyarsanız benim gibi şaşkınlar düşebilir. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş ben yola koyuyorum. Bir otele gidelim, odamızı bir görelim. Yaklaşık buradan 10 dakika uzaklıktaymış otelde. Gelirseniz eğer benim gibi Finlandiya'dan, bu arada Wi-Fi var. Yani Tallinn Port'un bir Wi-Fi'yi var. Şöyle o zaman size son kez gemimizi gösterelim. Ben de yavaş yavaş yola çıkayım. Otelimize gidelim. Nasılmış? Burası bir apartman. Şöyle merkeze 10 dakika uzak, yani porta daha doğrusu 10 dakika uzaklıktaydı, limana. Güzel değil mi? Gayet temiz. Burada solda bir mutfağımız var. Kendi yemeğimizi falan yapabiliyoruz herhalde. Lavabolar da gayet temiz gözüküyor. 3 günlük ben kiraladım burayı. 160 euro. Hadi bakalım arkadaşlar. Yarın kendimizi dışarı atacağız. Kendimizi Eskişehir'e attık, odaya yerleştik, güzel bir gemi yolculuğu geçirdik. Estonya'daki de ilk günümü sizinle paylaşmak istiyorum burada. Hem biraz şehir tarihiyle ilgili konuşalım, biraz buranın kültürüyle ilgili konuşalım, insanlarıyla da duygularını, düşüncelerini öğrenelim istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle Estonya'nın tarihinden ve Tallinn'in öneminden bahsedelim. Estonya arkadaşlar çok uzun süre bağımsız olamamış ama çok iyi korunmuş
bir şehre sahip Tallinn, şu an olduğumuz eski şehir. Kuzey Avrupa'nın en iyi korunmuş eski şehri. O nedenle şehrin içinde gezerken böyle bize masallar diyarında sanki orta çağdan bir hikaye anlatılıyor olmuş görüntüsünü vereceğimiz videolar çekeceğim size buradan. Haritadan nerede olduğumuzu bir anlayalım. Ondan sonra daha net konuşuruz diye düşünüyorum. Burası Baltık Denizi'nin doğusunda yer alan, Letonya'nın kuzeyinde, Rusya'nın da batısında yer alan bir ülke. Estonya'nın başkenti Tallinn 450 binlik bir nüfusa sahip. Bütün ülke 1.8 milyon. Küçük bir ülkedeyiz biz ve Helsinki'den çok fazla turist geliyor. Bakın Helsinki Karaoke Barı var. Finlandiya'dayken arkadaşlar gelmişken böyle çok şu güzel olabiliyor. Ülkeleri karşılaştırabiliyoruz. Burada böyle bir Finlandiya'da ilginç bir gelenek vardı. Karaoke barlarda eğleniyorlar. Yani bizim Türkiye'de de bazı karaoke barlar var ama adamların, Finlandiyaların kendi arasındaki eğlencesi bir karaoke bara gidelim, arkadaş olarak içelim ve şarkı söyleyelim. Zaten Finlandiya bayrağını görüyoruz. Burada birçok sanırım turist de geliyordur. Arkadaşlar çok uzun süreler Estonya bağımsız olamamış. İsveç gelmiş, Danimarka gelmiş, Rusya gelmiş bu topraklara. Gün yüzü görmemişler. Ta ki Sovyet Birliği dağıldıktan sonraya kadar, 1991'den sonra artık bağımsızlığını ilan etmişler. Fakat ondan önce burası uzun süre Rusya'nın, uzun süre Danimarka'nın, İsveç'in mayesi altında hayat geçirmiş. Sonra da Sovyetler Birliği'ne girmiş bir devlet. Şimdi Tallinda bu şehrin aslında adı. Ne demek? Danimarka şehri demek. Bunlar birleşince Tallinn olmuş. İsmi de Danimarka'dan alıyor yani kendi ismini. Danimarka'dan sonra İsveç gelmiş, Rusya'ya satılmış şehri. Ya ülkeyi Rusya'ya satmışlar, düşünün. Şimdi size anlattığım şehrin mimarisini bakın sokaklarda görebiliyoruz. Şurada üstte bir tane, arkadaşlar görüyorsunuz mu bilmiyorum. Ortada büyük bir cam, üstünde de tahta oluk görüyorsunuz. Bunun nedeni, bunu Hollanda'da da anlatmıştım. Eşya taşınacağı zaman yukarıdaki şu odadan içeriye bir kanca yardımıyla eşyalar taşınıyor. Kanca da bu tahtanın oradan sarkıtılıyor arkadaşlar. Şu an tahta yok ama bakın ileride olan birçok oltanza barı görüyorum. Orada mesela kancasını da mevcut. Size 13. 14. 15. yüzyıllardaki mimarileri, kafeleri tecrübe ettirebilecek bir yer. Hatta ve hatta burada ayı eti yiyorlarmış ilginç bir şekilde. Biraz çok pahalı değilse ben de yerim. Yani 60-70 euro aramam bir ayı eti yiyeceğiz diye. Ama normal menü fiyatlarındaysa tadına bakarım. Yok yani ayı çok da mahtap bir şey olsaydı onu muhtemelen daha fazla yerde yerdik diye düşünüyorum. Şu an artık Eskişehir'in merkezine geldik. Arkadaşlar burada insanlarla da görüşmek, konuşmak istiyorum. Buradaki hayatı onlardan da dinlemek istiyorum. Bakın burada mimarın güzelliğine bakın ya. Anlattım. Bugün kanca sistemi şurada var. Oradan da öyle çekiyorlar. Şu içeride küçük oda var ya, tam kancanın altında, oradan da içeri alıyorlar. Burası direkt şehir merkezinin de merkezi yani Old Town'un merkezindeyiz. Mimari çok hoşuma gidiyor benim. Dik çatılı evler, dar yerler güzel oluyor. Arkadaşlar Avrupa'nın en eski eczanesi. 1422 yılında kurulmuş. Eczaneye bakar mısınız? Şimdi girelim birlikte. Neler var neler yok görelim. Aa, eczane böyleymiş. Hello. Onun defterimiz var. Artık normal ilaçlar satılıyor da. Eskiden abi çok ilginç ürünlerden ilaçlar yapılıyormuş. Al sana. Bak. Kirpi. Kirpiden demek ki ilginç bir şeyler yapıyorsun. Şurada bir veba maskesi var gibi gözüküyor. Kurbağalar var bakın. Yılanlar, akrepler. Bak. Eski ilaçlar nasıl yapılıyormuş. Kobra var ya. Köpek bokunu bir şey. Dried deer. Oo, bu geyik. Ne? Penisi diyor. Geyik penisiymiş bu. İşler eskisi gibi değil eczacılıkta. Girmek zor. Yani en iyi elenmiş, en iyi yüzdelik dilimde olanlar eczacılık okuyor ama artık bir noktada al gülüm ver gülüm oldu eczacılık. Yapacak bir şey yok. Oraya döndü iş. Ama yine de biz eskiden doktor yazısı okuyordu eczacılar ya. Artık o da kalmadı. Kod veriyorlar.
oradan gidiyordu. Artık ona da gerek kalmadı. Bilmiyorum, ilginçmiş. Böyle hadi bir çıkalım bakalım. Buraya gelirseniz ziyaret edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şu an şehrin en ünlü restoranlarından birini görüyorsunuz. Old Hansa. Buranın adı araştırdığım kadarıyla. Burada ayı et satıyorlar. Onu da eğer çok pahalı değilse deneyimlemek isterim. Thank you. Aa, nice. They're covered with 4 different sugars and 16 different spices. They're very delicious. Wow. It is like medieval treat. Yes. This? Medieval receipt. This is from the receipt from medieval times, yes. Huh? Yes. We're making it here. Okay. Fire. That you're doing here, huh? Yeah. Okay, nice. Also, we have herb one. I have a taste. What is that? Herb almonds with salt. Herb almonds. Bademi bunlar demek ki farklı şeylerle yapıyorlar. This is salty. Yes. Thank you very much. Yeah. Have a nice day. Have a nice day. Bakın. Yani burası. Hello. Hello. Şu Rakoja Plants denilen yer var ya. Buradan bir içeri girelim. Fotoğraflar çekiliyorlar. Burada. Selamlar. Türk'üm. Neredesiniz? Bodrum. Bodrum. Beğendiniz mi burayı? Beğendik. Burada mı yaşıyorsun? Yok, hayır. Ben de gezmeye geldim. Sen gezginsin galiba. Aynen. Takip edelim Instagram'ı. Olabilir, edin. Arda Pazır. Tamam. Aa, biliyorum senin adını bir yerde. Gelmiştim. Tamam. Turlayın. Görüşürüz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Burası güzel arkadaşlar. Eskiden Bakery Street deniyormuş. Yani fırıncılar sokağı gibi düşünün. Zaten hala belli başlı ufak tefek fırıncılar varmış. Burayı size niye getirdim? Hemen buranın arkasında en eski kafesi var. Kafe burada. Geldiğinizde burada bir çay, kahve, bir şey, bir mola verebilirsiniz. Oraya götüreceğim size. Ama hemen arkasında bakın polis arabası var ya. Burada da Rus konsolosluğu var. Tabii savaştan dolayı çok fazla hem bak Gürcülerin hem işte Estonların Ukraynalılara karşı desteğini gösteriyorlar burada. Gelinlikler bağlamışlar. Bir şu kahveyi gösterip size içeriği göstermek istiyorum aslında. Yani meydanda biraz insanlara buradaki hayatı sormak istiyorum. Öncelikle şu kafeyi de bir göstereyim size. 1864 yılında burayı açıyorlar. Ondan sonra devam eden zamanlarda ta ki şu zamana kadar gelen bir kültürleri var. Hello. Burada birçok çikolatası var. Can I have this mint one? This is the first coffee here, right? Coffee shop. The oldest cafe. The oldest cafe. Yeah, but the cafe side is like inside. Ah, okay. How much is that? 2 euros 20 cents. Okay, 2 euros 20 cents. Thank you. Kafe içeride de gıcırdayan yer. Salon gibi. Bayağı eski tatlı bir yere benziyor. Ama benim için biraz iç karartıcı. Manzarası güzeldir. Şöyle hemen şehrin ortasında bizi manzarayı görüyoruz. Şöyle bir çikolata aldım. Tanesi 1,5. 1.1 euro. Sanırım likörlü olabilir bu çikolata. Eskiden Almanya'dan gelirdi likörlü çikolatalar. Arkadaşlar ben biraz bunu yiyeyim, size biraz etrafı göstereyim. Ondan sonra şehir merkezine gidip biraz insanlara Türkiye hakkında sorular da sormak istiyorum. Euro geçiyor arkadaşlar burada. Euro burada işinize görür sizi. Hello. Do you want to say something? No. Goodbye. Where are you from? Türkiye. I visited it like 6 times now. I'm going back there like in October. Alanya? Antalya. Antalya. Yeah. Okay, what do you do in Turkey? We're just on a vacation. What is the best thing about living in Estonia? Everything is like close. You don't have to go very far. Usually in bigger cities, everything is just so far away. But here it's everything is close. What is the worst thing about living in
Estonia. People can be closed off. Like I've seen that, like in Turkey, people smile and listening to music in street just on phone. Like you don't even have like earphones or anything, just listening through phone. But here everyone is like almost depressed. Is that because of the winters? Yeah, like we are kinda like not extroverts but more introverts. I love Turkish streets. Yeah. Okay, thank you very much. Do you want me to give you the YouTube? Okay. Yeah, sure. Kanala. Kanala. Abone. Abone. Olun. Olun. Yes, that's it. Kanala abone olun. Ben arkadaşlar veriyorum. Siz de bu ara kanala abone işlemlerini halledersiniz. Kuzey bize biraz ilginç gelse de bunlar kışları çok acı yaşıyorlar yani. Finlandiya'da öyleydi, hatırlamıyorsunuz. Millet deliriyordu ya. 7 ay kış, kara kış, beyaz gecelerdeyiz şu an. Yani gün batmayacak bugün. 12'de falan hala aydınlık. Yazı böyle beyaz geceler. Tabii kışında siyah, full siyah geceler bu sefer yaşanıyor. Gündüz de gece oluyor falan. 2'de havanın kararması. Çok soğuk, kar, buz. İnsanların psikolojisi darma duman. Size onu söyleyeyim yani. Hani Finlandiya, Norveç bu taraflar daha çok yaşanmak isteniyor ya Türkiye'de. Bizi zorlar. Haberiniz olsun. Gidip görün, kendiniz deneyin, kendiniz karar verin. Burada da aynı sorun var kışları. Şimdi Eskişehir'in içinde giderken... Hello. I'm making a YouTube video. Yeah, sure. About... life in Estonia. May I ask you a couple of questions? We're from Latvia, but you can ask us. Okay, all right. So I also have a blog on my Instagram, so okay, we will make a video as well. Sure, sure. Right now? All right. I am from Turkey. From Turkey? Yes. Okay, okay, nice. And how is life in here? I don't know about Tallinn, but I'm originally from Riga, and I can say that I love Tallinn more than Riga, because this is the most beautiful place than in my country. So, is there any meaning of dressing like same? In general, today we have a concert of one Belarusian man. He's quite popular in Russian culture, Max Korsh. Maybe you know that. No, so we are going to a concert. Oh, nice. And that's why we are dressed like that. What do you know about Turkey? About Turkey? That you have really tasty tea. Tea, okay. Yeah. And nice man, for perfect. Sure. Perfect, nice, thank you. I know just about the Kurd culture. Kurdish culture. Yeah, there are some issues between Turkish and Kurds. That's the only one I know. I'm just interested in history, that's why. Okay, all right. And what about you? Yeah, about me, I know only about the bazaar. That's all. The Grand Bazaar. Yeah, the Grand Bazaar. Have you ever been in Turkey? No. You are tourists in that city. Yeah, we are tourists. We are from Latvia. Basically, we just came here for a concert. That's why we're dressed the same way. Yeah. Do you want to give your Instagram account? Yeah, sure. But they will follow you. Yeah, here is my Instagram. Çok yüklenmeden arkadaşlar, yine siz Türk bayraklarını atarsınız muhtemelen. I say you will send Turkish flags in the, okay, in the okay. post. So here is my Instagram, Vika Fury. Okay, Vika Fury, yeah? Yeah, this is me. Okay, they will find you, Vika. They will find me, and if they want, then I will pass also Instagram, so my girls. They will definitely find you, don't worry. Thank you. Have a good trip and have a good people for your vlog. Thank you very much. Yeah. What is your name? Arda. Arda. My name is Arda. Arda. Nice to meet you. Nice to meet you, Victoria. Victoria. Victoria, okay. Don't Victoria Anastasia. 3? Anastasia. 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 Okay. Goodbye girls. Goodbye. Have a nice day. Bye. Letonya'dan arkadaşlarımıza denk geldik. Bence artık bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İlginç bir video geçirdik. Size ilk günden gördüğüm kadarıyla Estonya'daki hayatı, Tallinn sokaklarını, biraz da insanlarını göstermeye çalıştım. Yavaş yavaş artık videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. See you, goodbye. Have a nice day.